izleyicilerimiz, bu hafta da Ordu gezimiz devam ediyor. Ordu'nun güzellikleriyle de sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda da Ordu Saraycık köyündeyiz. Saraycık köyündeki üretici arkadaşlarımızla buluşacağız ve buradaki çalışmaları ekranlara taşıyacağız. Tabii ki suyu bol olan bir yer. Deresiyle, ırmağıyla adım attığınız her yerde su var. Bu vesileyle de burada kivicilik de yapılıyor. Ve o güzel insanları ekranlara taşıyacağız. Programımız başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Saraycık'tayız demiştik. Şimdi Saraycık muhtarımız yanımızda. Köyle ilgili bilgi alacağız. Çünkü köyün geçim kaynaklarından biraz bahsetmek istiyoruz. Şu anda da güzel bir su akıyor. Değirmen suyu. Aşağıda değirmen de var. Evet. Su sesi adama huzur veriyor. O yüzden ne yapacağız? Suyumuza da sahip çıkacağız bu vesileyle. Bunu da dile getirmiş olalım. Muhtarım, sizi tanıyalım önce. Öncelikle Çiftçi TV'ye çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Muhtarı Naim Kurnaz. Köyünüzün geçim kaynakları neler? Önce ondan bahsedin. Köyümüzün geçim kaynakları, önceliğimiz fındık. Fındık ve ikinci bir alternatif kivi yayıldı. Su olan bölgelerimizde bayağı kivi de bir kaynağımız oldu. Artık eskiye nazaran çok da olmasa hayvancılık, evet, işte koyunculuk, kivicilik dediğim gibi artı arıcılık da var. Yapan arkadaşlarımız var. Becerikli, yıllardan beri dışarı ilçelere gidiyor. Gezgin arıcılarımız var. Yayla mevsimimiz geldik. Koyun bakan arkadaşlarımız var. Şu an koyun mahallemizde kalmadı. Yaylaya çıkmaya başladı. Yola yukarı diyeyim işte. Aralıklı gün aşırı yaya yine. Burada haliyle şeyle gidiyor herhalde. Yürüme gönderiliyor ya da araçlarla nakliye olmuyor burada. Yok. Koyunlarımız dediğimiz gibi yaya gidiyor. Ama ufak tefek ineklerimiz, inek diyorum kusura bakmayın. İneklerimiz araçlarla gidiyor. Koyun da ayrı bir zevk. Yaya mahalle mahalle yaylamıza gidiyor. Peki köyünüzün esas yani böyle kurulduğu tarih belli mi? Evet, belli. Mahallemiz eskiden tek muhtarlıktı. 71 yılında 7 mahalle olarak belde oldu. Ama şu an Saraycık mahallemiz, Altınordumuz büyükşehir olayınca tek mahalleye dönüştü. Statüsü yani, gereği. Eskiden 7 muhtar bir köyle baş etmeye çalışıyordu. Şimdi tek muhtar olarak yalnız başına 7 mahalleyle mücadele veriyoruz. Aynen öyle. 7 muhtarlık tek muhtarlığa dönüştü. Ve yoruluyorum diyorsun. Muhtar. Yoruluyoruz. Azalarımızla 7 mahallede 8 tane azam var. 8'i de aynı benim ekibimden. İşbirliğiyle çalışıyoruz. Okulum var. 120-125 öğrencim var. Taşımalı sistem. Artı yan mahallemiz var. Hemen diye ayrı bir muhtarlık. Osmaniye diye. Buralardaki öğrenci kardeşlerimiz de buraya geliyor. Yani sizin okulunuz kapanmadı. Kapanmadı. Şu an müdürümüzden biz muhtar olarak, heyetlerimiz olarak anaokulumuz olmak şartıyla ilk ve ortaokul olarak 125 öğrencimiz var. Artı 5 tane 7 mahallemde 5 bölgede camim var. 5 tane imamım var. Artı sağlık ocağım var. Bir tane hemşiremiz var burada. Haftada 2 defa aile hekimim geliyor. Mahallelerde yeri var. Ocak da burada. İnsanlarımız burada ilacını yazıyor. Miyane şeklinde. Şimdi fındıkla ilgili buranın bir özelliği var bildiğim kadarıyla. Ordu'da ilk fındık toplanan bölge burası. Aynen öyle. Ordu demeyelim de dünya genelinde burada Temmuz'un 20'sinden sonra yıllık hava muhalefetlerine göre 20'den sonra insanları burada, hele de 25'inden sonra durdurma şansın yok. Evet. Ama ben de buralı olarak gerçekten hava şartlarına bağlıyım ben de. Dünyada en erken burada oluyor fındık. Vallahi köy olarak, mahalle olarak şanslısınız. Hem suyunuz var, hem fındığınız dünyada ilk toplanan bir bölge. Evet, Saraycık. Evet. Okulunuz kapanmamış. Gençlerin de bu anlamda biraz daha tarıma yatkınlığı daha fazla olacak. Dışarı çok fazla gitmeyecek çocuklarımız. Evet. Köyünüzde sağlık ocağı olması demek, şehre müdahale etmeden önce burada bir hastanız olsa müdahale etme şansı da var. Müdahaleyi burada edebiliyoruz. Biz o zaman burada hayvancılığı çekeceğiz.
kiviyi çekeceğiz. Evet. Mahalleyi gezeceğiz. Arıcılık var. Evet. Sizin değirmen de var köyde. Evet ama değirmen var da şimdi bu yaz ayında tabii ki değirmenin suyumuz var. Sıkıntı yok da değirmenin suyu biraz daha bol olması gerekiyor. Çargı döndürmesi için. Şu an çalışmıyor. Şu an çalışmıyor ama. Valla değirmenlerin çalışması için muhtarım. Mısır tarlalarının çok olması lazım. Eskiden mısır çoktu. Bu çevre köylerde benim aşağı yukarı 9 mahallenin arasındayım. Çevre köylerden meletten birisi Karapınar, Eyüplü'den bu yansı buraya zahra getirirdi. Evet. Eskiden fındık bahçeleri hep böyle tarlaydı. Bu tarlalar kalmadı. Bu tarlalar fındık bahçesine dönüştü. Evet. Ama yine de insanlarımız evin önünde bir parça yine de mısır ekiyi. Bu da yağlaştık derik. Evet. Trabzon tarafında daha değişiktir bunun ismi. Koymak falan derler. Yine de insanlarımız burada yapıyor. Yani mısır ekmenden vazgeçemiyorlar ama mısırdan vazgeçtiler, sıkıntı orada. Aynen öyle. Evet. Devam ediyor işte ufak tefek tavukçuluk, işte hayvancılık bu şekilde. O zaman bir hayvan bakan bir arkadaşımızın yanına gideceğiz. Evet. Bir kivici olan arıcı olan, mandıracı olan arkadaşları ziyaret edeceğiz. Evet. Burada yine programımıza inşallah devam edeceğiz. Özellikle kapatmadığı için şunu söylüyorum. Ben konuşmam burada problem değil. Mahallemize, ordumuza, Çiftçi TV olarak geldiğiniz için sonsuz Saracık Mahallesi adına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, hoş geldiniz diyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum muhtarım, çok sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, Saracık'ında tabii ki güzellikleriyle sizleri buluşturacağız. Aynı zamanda dediğimiz gibi büyükbaş, küçükbaş hayvancılık yapılıyor ama çoğunluğu şu anda yaylalar, yani yayla yolunda. Burada nakliye olmadığı için de yürüme gidiyorlar çobanlarıyla birlikte. Kiviyi biraz işleyeceğiz ama burada sular böyle boşa akıyor gibi gözükmesin. Güzel bir atmosfer veriyor, insanın ruhunu dinlendiriyor. O yüzden de bu vesileyle de suyumuza özellikle sahip çıkalım. Bir damlası bile bizim için önemli diyoruz. Gezimiz devam edecek, bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Saraycı gezimiz devam ediyor. Şu anda da farklı bir sokaktayız. Mahalle olunca mahalleler sokak oldu. Evet. Biraz da ortalık karıştı mı karışmadı mı onu bilmiyoruz artık. Tabii köyde insanlarımız üretmeye, mücadele etmeye devam ediyorlar. Yanımızda bir abimiz var, onu tanıyacağız. Bakalım Saraycık'ta hayat nasıl gidiyormuş. Tanıyor musun? Ben Ordu Saraycık ikametliyim. İsmim Rasım Akan. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Genelde ne? Fındık değil mi? Fındığına uğraşıyoruz. Bizim bölgede sahada fındık var. Başka bir şey yok. Hayvan alıp işte bir dene iki dene paramız varsa yani şey yapıyoruz. Bakıp satıyoruz. Var mı hayvanın? Yok, şu durumda yok. Bakmak da zor oldu. Ya zor olduğu için şöyle benim çocuklarım üzüldü. Hmm. Zor değil mi? Yaşam zor. Evlatlarda da sıkıntı olunca hayat mücadelesi daha zor oluyor. Allah yardımcınız olsun. Abi. Sağ ol. Bir de nasıl zihinsel oluyor. Biri yatalak kızım. Birisi yuvada. Allah yardımcınız. Zor. Buna rağmen de mücadeleye devam ediyorsun değil mi abi? Zor hayat ama. Hayatımız zor. Evet, değerli izleyicilerimiz, zaten insanlar üretirken sıkıntı çekiyor. Bir de çocuklarıyla böyle problem yaşayınca da konuşmak bile zor oluyor. Ama buna rağmen de gene insanlarımız hayat mücadelesine devam ediyorlar. Fındıkla şu anda çalışmalar var mı? Şimdi şu durumda altını vuruyor işte. Filiz ilacını vurduk. Ondan sonra dibe alınacak. Aldık işte. Mahsula hazırlıyor işte. Nasip olursa, ömrümüz olursa 3-4 ay. Şu anda sonra gübre, ilaç. Bunları hepsini vurdum ben. Hepsi bitti. Şu anda hasatı mı bekliyorsunuz? Hasadı bekliyoruz. Bir de altı işte bir ay, bir buçuk ay sonra toplarken vurulacak. Hı. Bir de ben Kıbrıs. Onu da söylesem mi acaba? Kıbrıs gazisiyim de maaşa bağlanmadı. Ha, niye öyle oldu? Ya biz şimdi 74 doğumluyum. Kıbrıs Barış Hareketi'ne ikinci harekette katıldık. Mücadele ettik. 8 ay orada görev yaptık. Ankara işte arşiv müdürlüğüne dilekçe yazdım. Abi dedi, abi sen dedi Kıbrıs gazisin ama buraya şey yaptığın için dilekçeniz bize ulaşmadı dedi. O zaman da tabi bilgisayar falan yoktu ya. Evet. Genelkurmay Başkanımıza falan yazı yazdım. İşte kapsama almamışlar bizi. Ama biz Kıbrıs'ta 8'e göre yaptık. Kapsama nasıl alınmıyor? Onu bilemiyor işte. Tabi büyüklerimiz onu. Siz oraya gittiğinizde şey bitmiş miydi? Savaş bitmiş miydi? İkinci hareketin içinde gittik. 8'e göre yaptık ama.
benim ikinci harekatın içinde gitmem, geri gelmem 8 ay. Siz müracaatlarınızı yaptınız. Yaptım müracaatlarımı. İzmir Foça'ya dilekçe yazdım. Bir cevap gelmedi. Bir iki aydır, bir iki senedir bekliyoruz işte. Vallahi insanlar birbirine yardımcı, destek olunca biraz daha hayat güzel oluyor değil mi? Tabii ki abi, sıkıntın olmayan için dünya güzel, baksana ortama. Allah'ıma çok şükür her şey. Peki geçimini sadece fındıkla mı sağladın? Bizim, ben emekliyim işte, bir de çocuklara az çok işte hükümetimiz şey yapıyor, işte bezin mezi, destek. Kendimiz de fındığıyla uğraşıyoruz. Yani bir şekilde hayat devam ediyor. Önceden ustalık falan kardeşim ustalık yapıyorduk, daha da yapamıyoruz, step takılı. Ben şeye gelemeyeyim sık. Şimdi manzara izliyorum de. Ya bugüne şükür. Evet. Allah böyle güzelliği herkese nasip etsin. Amin inşallah. Peki. Fazla yormayalım seni. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil kardeş. Çok sağ olasın. Türkiye'mize hayırlı, iyi günler dileriz. Evet değerli izleyicilerimiz, gezimiz devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, Saraycık köyünde arıcılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Aslında şu anda arıcıların böyle yaylalara gitme zamanı. Abimiz demiş ki bize her yer Trabzon demiş, Ordu'da kalmış. Nasıl oluyorsa tanıyalım seni. Evet. Ben adım Ömer Furtun. Ben askerden geldikten sonra hiçbir işim yoktu. Buraya bir kurs açılmıştı. Arıcılık kursu. Yani bir gidelim dedik yani. Gitti burada hoca da bize güzel anlattı her şeyi. Sermaye az, kazancı çok. İşte şudur budur. Başladık bize. Ben 15 sene gezginci arıcılık yaptım. 200 arı kovanım vardı. Daha sonraları işte benim çocuklarım oldu. Annem babam. Babam geçen sene öldü yani. Daha bir senesi dolmadı. Annem de öyle 98 yaşında. Tabii onların yaşlılıklara falan mecbur gidemedim daha. Evet. Şimdi, ondan sonra da köyün işi sana kaldı. İşte arazimiz var. 35 dönüm fındık bahçemiz var. Fındık bahçesinin bakımı da var bu arada. Yani şimdi hepsiyle sen uğraşıyorsun. Hepsini ben, kardeşlerim var ama onlar amir memur oldu. Gitti babam beni yanında şey tuttu. Öyle her ocakta bir kişi kalacak yani. Son numarayı yanında tuttuğu için biz de burada kaldık. Şey yapıyoruz işte. Kaç tane arım var? Benim şu anda 20 arı kovanım var. Şimdi vazgeçtim dedin ama burada yapabiliyor musun aracılık? Burada kestane balı yapıyoruz. Bak şu ıhlamur ağaçlarına bak. Evet. Islamur ağaçlarında ben kendim yetiştirdim bunları. Ben kendi elimle diktim. O ıhlamur ağaçları var. Çevrede yine ıhlamurlar var. Efendim orman gülü var. Şimdi bak akasyalar açıyor şu karşı tarafta. Komple akasya. Bu taraf kestane. Şu vadi var. Bu vadi, aradaki vadi hep kestane ormanı. Ta yoruza kadar çıkıyor. Ayırıyor mu yoksa karma bir bal mı oluyor? İkisini birleşimini yapıyoruz. Genelde %70 falan kestane balı oluyor. Diğerleri akasya balı, orman gülü balı. Evet. Şimdi ıhlamur karışımı oluyor ama tad olarak kestaneye daha yakın. Aroması daha güzel oluyor. Mesela benim burada müşterilerim var. Abi de kestane balı aldım bir yere. Çok acıydı, yiyemedim diye. Seninki o kadar acı değil. Bir daha lezzetli diyor, daha hoş diyor. Hatta şimdi bu sene arılarım çok daha iyi. Akasya'dan bal yapacaklar böyle. Akasya balını yaptığı zaman onu ayrı alıyorum. Saf olduğu zaman, kestane karıştırmadan. Irkları ne arıların? Benim arının ırkı Kafkas. Kafkas, bu bizim buranın eski arısı Siyah Kafkas. Çok uysal, çok bal yapan, çok dayanıklı bir arı ama nesli bitti. O sarı olanlar? Sarı olan orada bir iki kovanım var sarı. Özel aldım bunları. Bunlar İtalyan arısı. İtalyan arısı. Buraya uygun olan Kafkas değil mi? Buraya uygun olan Kafkas da bu İtalyan arılarda gelişmesi çok süratli. Çok bal, daha çok bal yapıyor. Ama şimdi aldık bakalım bu şartlara uyacak mı? Uyarsa yaşatırız. Yaşamazsa ne yapayım? Tabii şartlar da önemli. Evet, şartlar önemli. Biz bile yani yaylaya ya da başka bir yere çıktığımız zaman hava değişiminden ayar kaçıyor çünkü. Evet. İnşallah aralarda olmaz öyle. Soğuk hava. Kafkas arası özellikle kışın soğuğa dayanıklı, hortumu uzun. Bizim buraların flora dediğimiz yani çiçeğinin de şeyi uzun olduğu için bal alabilmesi için. Mesela Kıbrıs arısı var, Ankara arısı var. Ona hiç bir şey yaramaz. Bizim buralarda hiç... Buraya uygun değil. Hortumu kısadır. Çok aksi böyle insana saldıran bir arılar. Burada ayçiçek var. Ayçiçek biliyorsun yüzeyde alışmışlar hayvana. Bizim burada şeyde de öyle. Kafkas olunca uysal oluyor diyorsun. Kafkas arısı şimdi daha uysal. Daha rahat, daha iyi, büyük çalışması getirdiği bal oranı öbür arılara göre iki misli, üç misli daha fazla. Şu anda bakımların neler? Şu anda biz arımızı şurup veriyoruz. Şimdi hiçbir şey yok doğada. Şeker. Şeker şurubu yapıyoruz. Onun için de tabii... Gelişim için veriyoruz. Gelişim için. Evet.
Genelde biz şeker katmamaya çalışıyoruz. Şeker şurubu vermeden temiz bal almaya çalışıyoruz. Çünkü eşe dosta verdiğimiz için yarın bugün yüzümüz kızarmasın diye. Bunu... Ama bu gelişim sürecinde veriliyor evet, sadece. O da kışlık süreçte zaten. Bir de kışlık dönemde de işte bunu varova bit ilacı diyoruz. Varova ilacını vuruyoruz. Şimdi taze mum çerçeve yapıyoruz kendimiz. Onu koyuyoruz. Ona yavru atacak. Kimsini attı. Şimdi yavrular çıkacak işte. Bal sezonuna girecek. Şimdi arı doğayı insandan daha iyi evet. test eden bir hayvan. Tabii yani. Bizim doğanın esas parçaları onlar. Hayvan. Bozuyorsak doğayı biz mahvediyoruz. Evet. Yani insanlar olarak. Ben şimdi bu aşırı 30-35 yıldır arıcılık yaptığım için yani profesyonelim değil mi? Öğreneyim her şeyi gene de. Şimdi arının hareketlerinden ben de ona göre davranıyorum. Hmm. Mumu bak bırakıyor. Ha demek ki bu yavruyu da bırakıyor. Mumu bırakıyor. Hmm. Bal stoğa geçecek. Ben de mumu atmayı bırakıyorum bu sefer. Şimdi ondan sonra bir süresi var şimdi yavru atma süresi. Bu süreyi bitirdiği zaman o ayarlıyor kendisi zaten mevsimine göre. Şeye başlıyor. Stoka başlıyor. Bal stokuna. Kışlık kendi ihtiyacı için. Bize yapmıyor. Kendisi yani, ne yapıyor? Tabii kendine de. Kendisi ne yapıyor? Biz hayvanın elindeyken alıyoruz. Para da vermeden alıyoruz. Ye parasını kazan koy cebe. Ha? Arılar çalışsın dursun. Onu kışlık yapacak balı mevcuduna göre. Asker ne kadar çok olursa savaşı öyle aynen, kazanır. Aynen öyle. Biz de mevcut kazandırırız işte. Fazla bal yapsın savaşı daha iyi kazanalım hesabı. Birazdan gelişim sürecinde de şeker şurubu vererek gelişimine destek çünkü veriyorsunuz. Çünkü öyle ya şimdi yağışlamalar var. Karadeniz burası iki gün hiç durmadan yağıyor. Ne yapacak hazırını yiyecek hayvan. Bu sahte bal için ne diyeceksin? Sahte bal. Sahte bal kalktı abi. Yani bal da demeyelim de şurup diyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Eskiden var ya neydi biliyor musun? Bu glikoz var ya. Hmm. Glikozu veriyordular arıya. Bu ham şeker işte glikoz. Mısır şurubu işte. Onu arı hemen peteğe koyuyordu. Üzünü kapatıyordu. Hmm. Ama böyle yaptılar ne yaptı? Ta Avrupa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, ta Çin'den bütün ballar geri döndü. Evet. Ne oldu bu sefer? Devlet önlem aldı. Numara veriyor. Efendim işletme numarası veriyor. En ufak bir hatada senin cezan falan veriyor. Şimdi yok. Bal şu şekerden de olsa bak şimdi bunu anlatamıyoruz. Şimdi belki beni iyi dinleyen anlar. Arı yedi mi şekeri? Ama şey şeker olacak. Bizim bu şeker pancarı şekeri. Hı hı. Şeker kamışı şekeri değil. Anladım. Şeker pancarından. Pancarının şekerini yedir arıya kursağına girsin. Hı. Çıktığı zaman dört dörtlük baldır bu. Hı. Ama sen gözünü doldurursan başka mesele. Kaynatırsan pekmez gibi gözleri görürsün. Ama diyeceksin ki doğadaki gelen şekerin tat oranı 20 ise senin yaptığın şeker verdiğin araya tat oranı 10'dur mesela atıyorum. Özelliği azdır. Lezzeti yoktur. Çünkü şeker çiçekteki şeker oranı çok yüksek. Zaten tahlilde de şeker oranı ne kadar yüksek çıkarsa o kadar kaliteli demek balı. O kadar kaliteli bal demek. Ha. Düştüğü zaman şeker balı olduğu çıkar ama arının kursağına girip çıktığı zaman baldır bu. Hmm. Bir de bal biter, donar, beyazlar. Hmm. Avrupa'da şimdi krem bal derler ona. Evet. Bizim burada krem balı adama ver kaldır atar çöpe. Tabii. Bu bal dondu, şeker var bunun içinde deyip kaldırıp atar. Şeker var deyip kaldırıp atar. Beyazlıyor böyle. Beyazlıyor ama kaymak gibi olacak. Evet. Onu da şekeri de şimdi araya... Kristalleşmeyecek. Hmm. Onu da şimdi Avrupa'da daha pahalı o bal. Hmm. Niye? Çünkü ne olduğunu biliyorlar en azından. Ne olduğunu biliyorlar en azından. Burada da ben şimdi bazı vereyim. 6 ay sonra bir sene sonra bal beyazlamaya başladı. İşte balın beyazladı. Abi sen sevin diyorum da. Bizimkisi %100 bal. Hmm. Mecbur bunu şey yapıyorlar. Demek istediğim şu. 50 santigrat dereceye yukarı geçince bal içerisinde 15 çeşit şeker var bunun. Enzimleri var. Hmm. Şimdi ben tam bilimsel olarak tam anlatamayacağım da bu yok oluyor. Hmm. Söylüyorum bal alacak olan adam süzme bal dediğimiz kavanoz balını kesinlikle pazardan da olsun almasın. Ama arkadaşından tanıdıktan alsın. Yiyecek daha tanıdıkları tercih etsin. Tanıdıkları tercih etsin. Yiyecek oldukları balı petek balı. Çünkü orada da gözüküyor. Arı onu yapmış, sırlamış. Hmm. O sırlı balı da bir şey olmaz ha. Bizim şey bal neden kristalleşiyor biliyor musun? İçerisinde en ufak mikro kadar bir toz gittiği zaman o balın kristalleşme özelliğini sağlıyor. Ama peki şey var mesela süzme petek balda tabii hile olabilir de. Dediniz ki petekte yani çerçeve mumlu balda hile olmaz. O zaman dışarıda mumlu bal şeker alıp kendileri mi süzsünler? Nasıl yapsınlar? Yok şimdi bu şekerden de yapsalar mı? Arı dedim ya kursana girip çıktığı zaman bal olarak geliyor. Onu güzel yine arı belli bir kıvama geldiği zaman kapatıyor üstünü. Hmm. Baldır ama şeker balıdır. Hmm.
değeri düşüktür. Mesela altın ayarı gibi. Ama en azından şey değildir. Yani vücuda zararlı yok, değildir. Yok, hiçbir zarar olmaz. O yüzden de bilmedikleri yerden süzme bal alacağına diyorsunuz. Çerçeve mumlu bal alsınlar. Mumlu bal al. Hı. Evinde götür, süzdür onu. Hiç olmasa ne yediğini bil. Anladım. Şu çocuklar azıcık daha kendilerini tutsunlar yani eve sakin. Valla kendilerini çıksın. Tutmuşlar artık. Posta evet. Da koyuyorlar. Ben gelmiyorum diyor. Evet, kapatıyorlar yani. Benim bizim artık eskisi babaların dediği annelerin de olsun şeyi kalktı. Değil mi? Baskısı kalktı. Avucunu damağı attılar evet, annelerin babaları. Biz babamız zamanında babam şu saraycıya gidip top oynardık işte. Bir gece gelsek, akşam oldu gece gelsek pencerelerden eve girmeye yer bulamazdık. Şimdiki çocuğuma bir laf diyeyim baba kalk kendin yap diyor. Değil Allah kurtarım. Kolaylık versin. Teşekkür güzel ediyorum kurtarım. Ben yine. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Saraycık gezimiz devam ediyor. Köyde de büyükbaş hayvancılıkla uğraşan bir abimizin yanındayız. Bakalım Saraycık'ta da hayvancılıkla ilgili çalışmalar nasıl gidiyormuş, neler yapıyorlarmış. Tabii ki biz az çok biliyoruz üretmeye ya da bir şekilde o hayvanlar bakmaya mücadelesi devam eden insanların içindeyiz. Ama biz de onları ekranlara taşıyarak sıkıntılarını, dertlerini biraz da böyle deneyimlerini ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Sizi tanıyalım önce. Adil Fırtın. Kaç yıldan beri uğraşıyorsunuz hayvancılıkla? 10 yılın üzerinde. Ama bir geçmişi var. Bir emek verdiniz. İlk başladığınız zaman hayvanları böyle almak için dağları bayırları dolaştınız herhalde. Evet, evet. Bu 2 yıl ödemesiz, 0 faizsiz krediyle başladık biz. O şekliyle de devam ediyoruz. 12 hayvanla başladık. Şu an kurban kesimi yapıyoruz kapıda da. İşte ilk yıllarda 3-5 hayvanlık kesime başladık kurban kesimine. Şu aşamada 50 hayvan kesiyoruz kurban aşamasında. Şu anda 50-60 hayvanımız oluyor. Bir de yeriniz tabii ki müsait. Gelecek müşterileriniz oturacak yeriniz var. En azından insanlar piknik havasında bu işi yapabiliyorlar. Yavaş yavaş da bu sistemi oturturan insanlar var galiba. Buraya gelen müşterinin de rahat etmesi de önemli. Etini temiz bir şekilde kesip alıp gitmesi de önemli. O konuda neler yapıyorsunuz? Ya o konuda biz hijyenikliğe dikkat ediyoruz. Kapıda işte o et dağıtım oranlarını hizmeti ciddiyetine rağbet ediyoruz. Hisseleri yapıyoruz. Birebir vatandaş kurbanını kesiyor. Etini piknik alanı gibi bu alanda müsait. Bu alana müsait aşağı yukarı 50 hayvan 200 kişiye yakın tekamül ediyor. Sabah başlıyoruz, akşam namazına kadar aynı şekliyle devam ediyoruz. Ama bunu yapmanız da güzel bir şey. Çünkü eskiden bazı yerlerde, özellikle büyük şehirlerde gördüğümüz manzaralar vardı. Evet. Her yer pislik içinde, hijyen olmayan koşullarda o hayvanlar bile sıkıntı çekerek kurban kesiliyordu. Şimdi evet. Siz bunu başarmışsınız. Özellikle Saraycık'ta böyle bir işletme kurulmuş. Bu da vatandaşlar için çok önemli. Şu anda kaç hayvanınız var? Şu anda 50 hayvanımız var. Genelde cinsleri nedir? Genelde yerli hayvan, simenter, cerse, hoştayın, karma hayvan yani. Peki buzağı olarak mı yetiştiriyorsunuz yoksa dışarıdan köylerden mi alıyorsunuz? Bir yaş grubu alıyoruz, köylerden topluyoruz, yaylalardan topluyoruz. Bir yaş grubu alıyoruz ki bir yılda biz bakıyoruz. Bir gelecek kurbana o yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Biz burada mesela kesim ruhsatı alıyoruz. Hayvan başına bir bedel ödüyoruz. Evet. Kaç hayvan kesiyorsak mesela tarım ilden, belediyeden, müftülükten izin almanız gerekiyor. İzin almamız gerekiyor. Zaman zaman da Altınordu'dan, belediyeden, zabıta, müftülük, tarım il gelip denetliyorlar. Siz her türlü koşula uygun bir şekilde yapıyorsunuz. Evet, her türlü koşullara uygun. Yani o gibi kurumların da bize verecek oldukları hizmetleri de tabii biz de onlardan talep ediyoruz. Onlar da birebir taburaya geliyor ki o hizmetin burada nasıl yapıldığını kontrol ediliyor. Kontrol edebiliyorlar. Her şey yani. Kontrol altında. Evet, evet, evet. Peki şeyi soracağım. Genelde Karadeniz'de arazi yapısından dolayı çok fazla hayvancılık kalmadı. Kalmadı. Ama dediğim gibi biraz daha yukarı yayla bölümlerinde falan hala hayvan bakan var o zaman. Var. Yaylalarımızda şimdi geçmişe rağmen şimdi bizim bölge olarak kabayem maliyeti bizde yüksek. Ama yaylalarımız bunu kapatıyor.
Mesela gıra salıyor hayvanı. Gır besi yapabiliyor yani yazları. Ama kışın tabii ki cebden yediriyoruz. Maliyet yüksek oluyor kışın. Ya ona göre de fiyatlarda tabii biraz artış söz konusu olabiliyor. Olabiliyor. Yem, kaba yem maliyetimiz yüksek olduğu için tabii ki fiyat da piyasaya göre şekilleniyor. Evet. Bunu bizim birebir birim fiyatı koyma şansımız olmuyor tabii ki. Ya o zamanki durum neyse ona göre kesim yapıyorsun. Piyasaya göre fiyatını koyuyoruz yani. Şimdi küçük buzağları aldığınız zaman siz burada kendiniz kurbana kadar bakıyorsunuz. Evet evet kurbana kadar bakıyorum. Bahçe yeterli oluyor mu peki? Buralarda gır besisi yapma şeyi bahçe müsait olmadığı için yapamıyoruz. Yaylalara gönderiyoruz. Genelde yaylada kapalı olur. Alan. Kapalı alanda bakıyoruz buralarda ama yaylalarımız bunlara müsait. Hı hı. Mesela şu yaylaları, bu hazine arazileri yüksek yaylaların şeyinde kiralama sistemi yayla muhtarlarda. Bunu mesela tarım il, belediye bu gibi kiralama usullerini bu gibi besicilere yansıtabilir, tasdik edebilirler. Yani. Evet evet bu gibi atıyorum bana şimdi şu yayla senin, bunu köy muhtarı niye kiralasın? Hazine arazisi bu. Ben bu işi yapabiliyor, biliyorsam bana kiralasın. O zaman şey de mi oluyor? Yani parayı daha çok kim verirse bu sefer ona kiralıyor gibi bir durum oluyor değil mi? Haksız. Köy muhtarlıkların yetkisi alanına bırakılmış bu. Aslında buna hükümet elinin değmesi bence bu işin önünü açabileceği kanaatindeyim. En azından siz de rahat edersiniz tabii, tabii. Değil mi? Her yıl en azından gideceğiniz yer belli olmuş olur. Bizim gibi besicilerin bizim de bu konuda temel bir yerimiz olur. Devlet de daha sistemi yakalamış olur. Biz de yakalamış oluruz. Maneviyatımızda, maddiyatımızda biz de güçleniriz. En azından sorun yaşamazsınız değil mi? Hayvanınızı buradan yüklediğiniz zaman ya da yürüme götürdüğünüz zaman gideceğiniz mera alanınız belli olur. Yaylanın. Belli olmuş olacak. Orada gırbesi yapmış olacağız. Bu kaba yem maliyetini de asgarileştirmiş olacağız. Asgarileştirmiş olacağız. Biz bir de Karadeniz bölgesi olarak bu konuda gerideyiz. Bence Karadeniz bazı bu gibi bölgelere devlet elinin biraz daha yakın olması bence bu gibi şeylerin önünü daha da iyi aşabileceği kanaatindeyim. Evet. İnşallah bu da olur diyelim. Çünkü insanlarımız bu zorlu koşullarda da olsa üretiyorlar. En azından gene buna rağmen de yüzleri gülüyor. Evet. Evet. Mesela geçmişte mesela şu köyde 7 mahalle atıyorum 1500 hayvan vardı. Köylünün tamamında vardı. Ama şu aşamada sade bir bende 50 hayvan var. Diğerlerine köyün tamamını dolansan 50 hayvan yok. Yani. Evet, zaten azaldı Karadeniz bölgesinde besicilik azaldı. Köylerinde boşalması münasebetiyle gençlerin şehire sigortalı bir işe gitmesi münasebetiyle köylünün tarımdan kopması münasebeti tabii ki köylü de bu gibi yapılandırmaları azalttı tabii asgarileştirdi. Vallahi son zamanlarda da görüyoruz böyle koyun ya da büyükbaş hayvan bakan arkadaşlarımız da hayvanlar bile artık fazla fazla doğurmaya başladılar. Evet. İşte gençlerimiz atıyorum 3-5 inek alıp da 2 tane 3 tane bir anda doğurursa sermaye ciddi kazanç sağlamış olacak. Koyun bakan insanlar da bazen 6 tane 7 tane doğum yapabiliyor. İşte 10 koyunum var. Bir anda 6 doğum yapsa bir hayvan 60-70 tane koyunun oluyor. Evet, evet. Bu da ciddi kazanç demek. Artık ata topraklarına, boş kalan topraklarına bacaları tütmeyen yerlerin bacaları tütmeye başladı. Evet. Sahip çıkıldı. Ona göre de çalışmalar özellikle gençlerde iş bitiyor. Evet, evet. Onlara bir tavsiyem var mı? Gençlerin tabii ki kendi başına da hiçbir şey olmuyor. Gençlerin bana göre şimdi adam karı koca gidiyor sigortalı bir işe şehirde giriyor. Şimdi köydeki şeyinin üzerine çıkmış oluyor şehirde. İki kişi asgari ücret maaş alıyor. İki kişinin sigortası ödeniyor. Şimdi köydeki o yeterliliği yakalayamıyor. Sadece sigorta sorunu var o zaman. Köylerde sigorta sorunu olduğu için gençler genelde şehire yöneliyor ama şehirlerde işte devlet teşvikleri işte seracılıkta gerçi şu aşamada peyderpey geçmişe rağmen var bu gibi teşvikler var. Bir de bu gibi teşvikleri kullanıp araştırabilmek, yakalayabilmek, talep edebilmek de önemli. Sen istemeden
alma şansın yani, yok. Gideceksin, talep edeceksin. Gideceksin, istemeden kimse kimseye bir şey vermez. Var, arıcılık var, hayvancılık var, köy tavukçuluğu var. Yani seçenek bol. Seçenek bol. Bununla kivi var. Yani köyde üreten insan bence sigortalı bir işten daha iyi. Ama üreten insan. Evet. Yapabilen insan. Önce severek başlayacak, yani sonra gerisi gelir diyorsun. Evet evet, aynen doğru. Peki, teşekkür ediyorum. Oldu. Biz de teşekkür ederiz. Allah'a razı olun. Günümüzde. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, abimiz ne diyor? Yaylalardaki mera alanlarıyla ilgili devlet bize elini uzatırsa, yani özellikle besicilik yapan insanlara bir yer gösterilirse biz de rahat ederiz diyorlar. Onlar her türlü sıkıntılara rağmen de üretmeye devam ediyorlar. İnşallah düzelir diyelim. Devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Saraycık gezimiz devam ediyor. Çiftçilerimiz de üretmeye ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Şu anda kiviyle uğraşan bir dayımızı bulduk. Her ne kadar yeri yamaçlı olsa o demiş ki ben bu toprağı işleyeceğim, bu kiviyi buraya dikeceğim demiş. Aynen öyle. Sonra ne olmuş değil mi? Tanıyalım mı seni? Ben Cemal Gümüş, Saraycık'tan. Gümüş? Evet, Cemal Gümüş. 925 ayar mı? Değerli yani. Evet. Cemal kiviyi Gümüş. Ne zaman diktin? Kiviyi 7-8 sene önce diktim. İşte yani burayı zaman. Böyle işledin, yani emek ettin. İşledim, açtık, şey yaptık. Ya ayağın kaysa yuvarlanıyorsun ya, zor olmadı mı? Yok, hiç de zor olmadı benim için. Değil mi? Emek edince oluyor. Ha, emek edince her şey oluyor. Kaç kök kivin var bu? 35 kök. 35 tane. Ne kadar kivin oluyor olduğu 40'tan zaman? 40'tan fazlaydı da kestim oradan biraz. Ha, kaç? Ne kadar kivin oluyor? Bir ton işte, bir ton. Bir ton oluyor. Ha, bir ton, bir tonun üstünde o kadar. Nasıl, oluyor. Nasıl, geçen sene para etti mi kivi? 6 liraydı ya. Geçen sene 6 liraydı. Yani güzel memnunsun para. Değil mi? Çok güzel para, çok. Yani fındığa yani, aslında bir ek ürün lazım. Yani bana sorarsan fındıktan daha iyi bu yerin müsaitse. Ama benim yerim müsaitse biz öyle... Olduğu kadar yaptık. Olduğu kadar yapıyor. Suyla ilgili sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntım yok. Siz yani Saraycık olarak sudan yana şanslısınız. Onun için kivide yani, sorun yok yani. Suyu akıyor şimdi oradan. Fortumu Taylı'dan... Damlama yapıyorsun. Derye bağladım. Su şimdi buraya devamlı akıyor. Damlama yapıyorsun değil mi? Yok, daha damlamaya başlamadım. Evle fortumdan getirdim. Yok, sen damlamaya başla. Şimdi bidon orada şey, varili çıkartacağım oraya. Aynen damlama işi yapacağım. Abi üstten ağrı boruyu çekiyorsun. Tamam. Öyle daha iyi olur. Niye? Forum falan gıtlık hazır. Gıtlık başladı, gıtlık. Kuraklık başladı. Sıkıntı olacak yoksa. Niye? Bir damla suya bile ihtiyacımız olacak. Onun için dikkat etmek gerekiyor değil mi? Dereden de geliyor. Koca bu yana geliyor bir, da işte burada var da öbür taraflara da aşağı giden adam da faydalansın değil mi? Ya bizim burada su sıkıntısı yok. İşte onun için diyorum ya. Sudan sıkıntımız yok. Gücümüzün yettiği kadar. Valla bizim köyde su biterse ben buraya geliyorum ona göre. Valla gel. Yani onun için herkes suyuna sahip çıksın. Herkes suyuna sahip çıksın, aynen gel yani. Kaç yıl oldu size evlenelim? 75 işte, ondan beri hesap et, ben de bilmeyeyim. 75. 45 sene mi? 45 senedir evlisiniz. 75'te evlendik. 45 senedir evlisiniz, mutlusunuz. Çok Allah mutlu Allah. Mesut etsin. Gençlere çok de örnek Allah. Olsun diyorum. Ya şimdiki gençlere örnek olamaz. Olmaz ya, gençler ya. Şimdi şöyle bir şey var. Gençler sabretmesini bilmiyor. Paylaşmasını bilmiyor. O mudur mevzu? Aynen. Aynen, çok tahammülleri güzel. Yok. Aynen öyle. İnsanlar sıkıntıya düştüğü zaman birbirine destek olacağı yerde, sıkıntıya düştüğü zaman da ne yapıyorlar? Uzaklaşıyorlar. Problem orada değil mi? Siz ne sıkıntılar yaşadığınızda bu duruma geldiniz değil mi? Şuraya indim, inanmasın. Bir ay samanlı yerinde bir fındık ocağı vardı. Üstüne naylonu attık. Bir ay çatının altında yattım. O zaman rahatlık mı batıyor? Nedir mevzu? Ya koya buraya ev yapıyor falan o kadar. Hayır, şimdi gençlere diyorum, rahatlık mı batıyor? Anlatamıyor ki. Şimdi gençlere anlatamıyor bunu. Yani. Buradan neler çektim ben buraya indim. Bir Allah bileyim, bir de ben bileyim. Yani. Bir de hala kiviyle fındıkla uğraşmaya devam ediyorsun. Ya Allah'a çok şükür idare edik de ya, mecbur yerimiz yapıcı yok. Vallahi yani. Yapmasan teyzem yemek de vermez sana. Ya verir yemek. Yemeği de verir. Ne var bugün menüde? Biliyor musun? Ben akşama ne yiyeceğimi biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Hiç sürpriz yani. Hiç haberim yok. İyi, ne güzel. Bir sabah orada oldum, orada da bu iki arkadaşı aldım. Bunlara yol attırdım. Biz de yeni geldik eve yani. Allah kolaylık versin. İyi, biz şey yapamıyoruz, çalışamıyoruz. Anladım.
Ama elinizden geldiğince de boş durmuyorsunuz. Ama boş durunca adam hasta olur. Benim yani. Bahçelerim çok şahane yani. Ben şimdi bir dört dönüm şu uyan da var. Bir geçecek yine. Her şeyini... Bakınca bağ oluyor değil mi? Dört dörtlük. Bakmasan sağ oluyor. Aldığım sene 5 çuval fındık oldu. İkinci sene 20 oldu. Üçüncü sene 35 oldu. Bu sene Allah... Kırtlı fındığın oluyor toplamda. Yıllık. Bir buçuk iki avarada oluyor. Avarada oluyor. Allah bereket versin. Anladım. Peki teşekkür ediyorum ben. Çalışmalarda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ömür boyu mutluluk diliyorum. Gençlere de örnek olsun inşallah. Allah razı olsun. Kivimiz de bu sene çok güzel doğuşu yani. Tamam olunca İmmi'ye gelirik artık. Gel vallahi hep al yani. Ben hiç öyle şey demiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Vallahi ya. Evet değerli izleyicilerimiz dedik ya Karadeniz gezimiz devam ediyor. Devam ederken de yıllarca bu duruma getirene kadar çileler çekmiş insanlar tabii ki. Belli bir yaşa gelmiş hala köyde mücadeleyi devam eden ablalarımız, abilerimiz, teyzelerimiz var. Onlar 45 yıldır bu mutluluğu yaşıyorlar. Gençlere de tavsiye birbirinize sabredin. Evet, mutlu olmasını öğrenin. Aynen. Biz de devam ediyoruz. Ayrılmayın bizden. Bu arada da Uğur böceğini bulduk. Dileğimizi gerçekleştik ve uçtu gitti. Yani öyle bir şey vardı. Eskiden böyle elimize alırdık Uğur böceğini. Bir dedekte bulunurdun. Eğer bir anda uçup giderse dileğin gerçekleşecek diye bir söz vardı. İnşallah doğrudur diyelim. Eski atasözleri. Yanımızda bir abimiz var. Şu anda da Karadeniz böyle yamacında tam oturuyoruz. Böyle daha üstümüze gelecek gibi duruyor ama kolay kolay gelmiyor. Niye? Fındık ağaçları çok fazla olduğu için de biraz erozyonu da önlemiş oluyor. Değil mi? Aynen doğru. Yanımızda galdirik maldirik mi bu? Galdirik. Seni tanıyalım mı abi? Ben Ordu Sarıcık Bazmanlı mağazasından Nazım Akar. Kaç yıldan beri köydesin? Hiç dışarı gittin mi? 10 yıldan beri şu anda buradayım ama gurbet gezdik yani İstanbul, Ankara mecbur iş. Ne oldu tadını alamayınca köye kaçtın abi, değil mi? Köyün canını seveyim ya köy gibi var mı ya? Yani canı sıkılınca çimene doğru vurup yatıyorsun aşağı. Günübirlik bahçelerimde bahçelerimi yaparım temizliğini, odununu, dalını yani 2,5-3 ton fındık yapayım köydeyim. Bu fındık bahçelerini amele harici bütün bahçelerimi işini kendim yaparım. Eşimle beraber. Vallahi o da güzel bir şey. Çalışıyorsun, çalışınca da vücut da hamlamıyor. Evet. Değil mi? Ama bu sefer de yıpratıyor. Neden? Karadeniz'in ya, havası biraz nemli. Orada problem var zaten. Aynen doğru, aynen doğru. Şu anda fındığın çalışmaları bitti. Hasatı mı bekliyorsun? Şu anda ikinci gübreyi atacağım. Kış gübresini attım. İkinci ilacı atacağım. Ondan sonra da diplerini vurup fındığın hasatını bekleyeceğim yani. Ondan sonra da buraya oturursun, parayı sayarsın. Allah izin verirse. Allah sağlıklı suatlı yemeye nasip etsin. Amin, amin inşallah. Allah sağlık. Peki onun dışında başka yaptığın bir şey var mı? İlla hep fındık mı? Fındık değil yani kendim 1981 yılında, 2 yılında askerden geldiğimde askerde bir ustalığa hevesliydim çocukluktan. Dışarılarda mimar, mühendis yanında çalıştım. Köylerimizde tabi garibanlara öyle fazla kimseyi kıymadan... Ekmek paramı anı terine çıkardım. Şerime İnşaat mı yaptın? İnşaatçıyım yani. Kendim yani çatı. Evet. Bir ayı temelden. Yani geçim kaynağı ne oldu aslında? Ama yaşım 60. Hı-hı. 4 ay sonra da emekli olacağım. Onu da niyetim ki bırakmak yani. Emekli olacağım diyor. Tam emekli olacaksın yani. O zaman da bahçenle uğraşırsın. Bahçenle uğraşacağım yani. Allah izin verirse. Allah emekli olmaya da nasip etsin. Ya her ne kadar işte çalışsan da emekli olduktan sonra işi bırakmış oluyorsun ama Karadeniz'de fındığı ya da tarımla hayvancılıkla uğraşan insanlar onun mesleği bırakma şansı mümkün yok. Mümkün değil, mümkün değil kardeşim. Bahçemizi bırakamayız. Bir yıl yanına varmasan ikinci yıl orman olur. Bizim burası orman memleketi zaten. Evet. Manzaran da güzel. Direkt baktığın zaman Yoroz'u görüyorsun. Abi köyümüzün kurban olayım köyümüze ya. Köyümüz gibi yani dünyayı yani Türkiye'yi gezdim ama köyümüz gibi yok ya. Peki kar düşüyor mu? Yani coğrafi yapıdan dolayı. Kar düşüyor. Yani bu 1-2 yıldan beri, 3-5 yıldan beri öyle aşırı bir kar olmadı da yüksek kesimlere yağ iyi. Alçak kesimlere bu yıl mesela bir 30 santim bir kar gördüm. He. Gerisi yüksek kesimlere... Peki yağdığı zaman sizin yol biraz rampa mı? Sıkıntı oluyor mu? Hiç sıkıntı olmuyor. Allah razı olsun köyümüzün muhtarından, hizmetlerinden dolayı yani her zaman takdir ediyoruz yani bizi. Yani. Çalışan insanların başımızın üstünde yeri var ya. Yani... Varmadı, kapı bırakmadı yani beton, asfalt. Şu anda gene bir, nereden baksan bir 20 kilometre yol tabii yaptırıyor. Tabii ki muhtar çalışıyor da muhtarın da çalışması
belediyenin dikkatini çektiği için, belediyeyle birlikte tabii, istişareli çalıştığı için her şey güzel gidiyor tabii aslında, canım, değil mi? Allah razı olsun yani. Ordu Belediye Başkanlarımızdan yani ben her zaman aşkın töreni olsun. Doktor Hilmi Güler'e ben her zaman saygılarımızı sunuyoruz. Yani sağ olsunlar hizmetleri. Tabii bu bir kişiyle olmaz bu. Karşılıklı istişare bu bağlantılı oluyor yani. Doğru. Peki şu şeye benziyor, naneye benziyor. Demin dikkatimi çekti de değil, değil mi? Değil, değil. Ha, bu böyle. Şimdi bu arada da aslında demin abla topluyordu. Çekecektik de şuralarda kalmamış. Böyle Karadeniz'e özgü çilekler olur. Yaban çilekleri. Yaban çilek. Onun da tabii kokusu muhteşem olur. Bir de reçeli de harika olur. Yaptınız mı, toplayabildin şu mi? Şu anda daha yeni şey yaptı. Tabii onu da yapacağız yani. Allah izin verirse. Değil mi? Yani bahçelerimiz de var yani. Evet. Doğa bize her şeyi bahsediyor. Bahşettiği değerli de bilsek sıkıntı kalmayacak. Yok yok, yaz geldi ya. İnsan köyde hiçbir zaman az kalmaz. Baldıranı var, galdiri var, pancarı var. Dün ben mesela 2-20'lik melicyon topladım. Bahçelerime gittim. Cenab-ı Allah her yerden rızık veriyor. Köyde su, tuz, bir de ekmek yapacak hiç aç kalmazdı vatandaş. Şimdi eskiden mısır ekmeği çok yapılıyordu. Siz devam ediyorsunuz mu? Yok, şu anda mısırı hazır un alırız. Kuzinemiz var, evde yaparız yani. Niye? Aşağıda değirmen var. Değirmenimiz var. Mısır eskiden de babalarımız, atalarımız zamanında vardı böyle. Senenin 12 ayı mısır yerdik ama şimdi herkes şimdi sanki bazen köyde sosyete... Yemedin mısırı, çöktün işte. Çöktük ya. Değil mi? Aynen doğru. Hamsiyi de böyle bandırı vereceğim mısır onunla, değil mi? Ondan sonra atacaksın tavaya, pişir ye. Sen şimdi mısır ekmeği yemiyorsun. Hamsi de buraya kolay kolay geliyor mu bari? Gelmez mi abi, geliyor geliyor. Geliyor da mısır unu yok. Mısır unu var, var evimizde var ama. Hiçbir zaman sen onu... Hazır alıyorsun. Hazır alıyor abi. Kendi yaptığında abi, bir mu? Biraz da... Köylü sosyete oluyor ya. Sen sosyete grubundasın o zaman. Aynen doğru, aynen doğru. Sen inek falan yok. İneğimiz yok abi. Hı-hı. Eşim rahatsızlığından dolayı bacaklarında menevüs var. İşte. Peşinde koşma üstüne haliyle. Kendimiz Allah çok şükür. Hı-hı. Yani hazır alıp komşulardan yiyiz, paramız da olsun. Vallahi Allah kolaylık versin. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, elimizden geldiğince Saraycık'ta insanlarımızla, üreticilerimizle buluşup Saraycık'ı sizlere tanıtmaya çalıştık. Vesile olan da Özcan Demirkol başkanımız var. Tuhafiyeciler Odası başkanımız. Ona da buradan teşekkürlerimizi bildirelim. Benden de çok saygılar. Evet, programımızı burada bitiriyoruz. Haftaya bir başka bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu ve sağlıklı kalın.